arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle şöyle önümde duran bu motif çalışmamızı yapacağız motif çalışmamızı e Kalan ipleri değerlendirerek de yapabilirsiniz. Özellikle ipler alarak da yapabilirsiniz. Battanelerde, TV örtülerinde, şallarda, yeleklerde her yerde çok güzel olan motifimizi örmesi de son derece kolay. Şöyle motifimizi görmenizi istiyorum. Ortada üç boyutlu kabartılı bir çiçeğimiz olacak. Daha sonra ikinci renkte yaprak görünümü veren herhangi bir renk hiç fark etmez. Yeşil olması şart değil. Diğer motifimde sarı rengimi kullandım şöyle. Görelim bakın sarı rengimi diğerinde yeşili kullandım. Tamamen renkleri kendiniz e, ayarlayarak bu güzel motifimizi çalışabilirsiniz. Ben lif ipleriyle ördüm modelimizi göstermek için. Evet iki buçuk numaralı da tığımı kullandım. Kolay gelsin diyerek hemen bu güzel motifimizin yapımına başlayalım. Şöyle öncesinde bir de arkasını görelim motifimizin başlamadan bakın arkası da bu şekilde Şuradaki görmüş olduğumuz sarı rengimiz, buradaki yeşil rengimiz sadece üst kısımda, arkada sadece beyazımız görülmekte. Evet, hemen başlayalım. Kolay gelsin. İplerimi kenara çektim. Mavi rengimi aldım. Bir tane düğümümü attım ve 8 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zincirle başladım. Birinci zincirin içerisine gelerek batıyorum. Şöyle tutuyorum. İçinden geçiyorum. 1 ile 8'i birleştirdim. Şuradaki başlangıç ipimi yan alıyorum. Alta gizleyeceğim. Buraya birleştirme noktasına 3 tane zincirim çekiyorum. 1 2 3 3 zincirimi çektim ve kabartılı 3 boyutlu trabzan bölümümüzü yapmaya başlıyoruz. Şu kısmımızı yapacağız şimdi. Tığımın başını bir defa doluyorum. Halkanın içerisine giriyorum. 1 2 defa da çekiyorum. Toplamda 6 tane trabzanımı yan yana örüyorum. 2 tane ördüm. Üçüncüsünü 4 5 ve 6. Alt. 6 trabzanımı ördükten sonra ipimden şöyle tığımı boşaltıyorum. Birinci zincir çektiğim trabzanıma geliyorum. ilmeğimi alıyorum. Arkadan şöyle kapatıyorum. Ve şu şekilde büzülüyor bakınız. Ve 2 tane zincir. 1 2 Tekrar tığımın başını doluyorum. yuvarlağın içerisine 6 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanı ördüm çıkarıyorum birinci trabzanın tepesine batıyorum şöyle ilmeğimi alıyorum arkadan birinci trabzanımın içinden geçiriyorum ve iki tane zincir çekiyorum bir iki bir defa daha yapalım İpimizi gizliyoruz bakın geliyorum yuvaya bir iki üç dört beş ve altı Çıkarıyorum. Birinci trabzanıma batıyorum. İlmeğimi alıyorum ve ilmeğimi şöyle daraltıyorum ki rahat geçirelim. Ve sıkıştırıyorum burayı. İki tane zincir ve yeniden aynı işlemi yaparak buradaki e, trabzanları mısır patlağı dediğimiz bölümlerimizi yapıyoruz. Üç boyutlu kabartılı sekiz tane trabzan grubumuzu oluşturuyoruz. Sekiz tane grubumu ördüm. 8. ördükten sonra yeniden 2 tane zincirimi çektim. Arkadan bakınız şu şekilde ikişer ikişer zincirle birbirlerine doğru devam etmiştim. Son iki zincirimi çekip ilk bakınız şuradaki birleştirme noktasına giriyorum. Geçiriyorum. Bir tane zincirimi de çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ve motifimi ortak kısmını bu şekilde tamamlıyorum motifimizi örerken ittire ittire örüyoruz ee, yeterli alana hepsini açmak için 2 4 6 ve 8 şimdi ikinci rengimizi örmek için hazırız Şöyle canlı olmasını istiyorum şöyle mı alıyorum canlı bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum motifimizdeki 2. sıramızı örüyoruz. 4 tane köşemizi yapacağız. Şöyle ekleştirelim. 4 tane köşemiz ve aralarında birerli grubumuz olacak burada. Bu sıramızda bakınız. 4 köşemizi çifterli örüyoruz. Araya tek tekrar çift. Çift tek, çift tek, çift tek olarak sıramızı tamamlayacağız. Bu alıyorum. İpimi kopardığım yerden örmem hiç şart değil. Onun için şöyle 2 zincir çektim. Herhangi bir yere geliyorum mümkün zaten aynı yerden başlamayı ki gizlerken üst üste yığılmasın biraz daha şöyle geriden başlayabiliriz buraya sabitliyorum kendim ipimi şöyle sol tarafa doğru alıyorum ki gizleyerek gidelim 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum trabzanımı yaptım zincirimle birlikte 3 tane trabzanım oldu araya bir ve iki tane zincir çekiyorum aynı yeri çift köşe olarak başlatalım onun için de hemen 3 trabzan daha örelim 1 2 3 ilk köşemiz burası olsun 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımı ördüm bir tane zincir çekiyorum tığımın başını dolayıp şuradaki bakın hemen takip eden ilk iki zincirin içerisine giriyorum İpimi de halen gizliyorum. 3 trabzan da buraya örüyorum. 2 ve 3. Bir tane zincirimi çekiyorum. Diğer köşemi yapıyorum. Diğer köşemizde bakın bir sonraki takip eden 2 zincirin bulunduğu noktaya geliyorum. 3 tane trabzan. 2 zincir. 3 trabzan 1 2 ve 3 tekrar bir zincir çekiyorum tekliği örüyorum bir çift bir tek bir çift bir tek olarak bu sıramızı tamamlayalım çift tek çift tek olarak tamamladım en son çiftle başlamıştım bakın sonu tekli olarak ördüm bir tane zincirimi çekiyorum çiftin ilk zincir çektiğim tepe noktasına geliyorum ilmeğimi kaydırıyorum bir tane de zincirimi çektikten sonra ikinci rengimi ve ikinci sıramı da bu şekilde tamamlamış oluyorum şimdi beyaz rengimizi alalım ve köşelerimizden örmeye başlayalım bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve köşemizden başlıyoruz köşemizi beyazımızda artık yarım örerek başlıyoruz tam örmüyoruz ki geçişlerimiz düzgün olsun diye bakın şurası Köşemin bulunduğu nokta, burası tek olan yer. Köşeme giriyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Bir, iki, üç. İpimi sol tarafa mutlaka yatırıyorum ki gizleyerek devam ettireyim. Alıyorum. Tırabzanlarımı örüyorum. Zincirimle birlikte 3 tane trabzanım oldu. Araya bir tane zincir çekiyorum. Buradaki tekli grubumuzun sağına ve soluna 3'er trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 Tekrar bir zincir çekiyorum. Bakın köşemizi yarımı yaptık. Bir tane tekli grubumuzun zincirimi çektim. Yine tekli grubumu yapıyorum. 1 2, 3. Bir tane zincir çektim. Köşeme geliyorum. Köşeyi tam olarak örüyoruz. 3 tane trabzan. 2 zincir. 3 trabzan. 1, 2 ve 3 köşemizi tam ördük İlk köşemiz yarım ikinci köşemiz üçüncü köşemiz tam şimdi diğerlerini de aynı şekilde iki tane tekli grubumuzu ve yine köşemizi öreceğiz diğer tarafları da örerek sona kadar devam edelim tüm kenarlarımızı örerek geldim köşemizi tek olarak örmüştüm iki tek bir çift iki tek bir çift, iki tek, bir çift, iki tek ördüm. Şimdi yarım olan son köşemi de tamamlıyorum. Bu şekilde beyazımızı örüyoruz. Şöyle elimi tutayım daha belirli olsun bitmiş hali. Yeni başlayan arkadaşlarımız için kolaylık olsun. Evet şimdi en son ve ilk başlangıç noktasındayız. Başlangıcın yanına bir zincirimi çekerek geçiyorum. Bir zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. 3 tane trabzanımı buraya örüyorum. 1, 2 ve 3. Bakın bu şekilde geçtiğimiz zaman hiçbir zaman da geçiş izi olmayacak ve üzerinden sık iğne ile ya da kaydırma ile geçmeyeceğiz. Tığımın başını bir defa doluyorum. 3 tane zincir çekmiştim. Onun tepesine giriyorum ve 2 defa da alıyorum. 1, 2. Bakın bu şekilde Geçtik dört köşemizin dördü de tamamlanmış oldu. Şimdi beyazımızla ikinci bir defa daha devam ediyorum. İki, üç tane zincirimi çekip buraya yine yarım köşe örüyorum. Zincirimizle birlikte üç tane trabzanımı ördüm. Araya bir zincir çektim ve buradaki devamını üçerleri teker teker örüyorum. Aralarına birer zincir tekrar. 1 2 ve 3 Bir tane zincir. Devam ediyorum. 2 3 Bakın bir tane tekli. ikinci sıramızda 2 iki oldu. Üçüncü sıramızda 3 üç oldu. Şimdi köşemize geldim. Bir zincirimi çekiyorum. Köşemi örüyorum. 1 2 ve 3 2 zincir tekrar aynı yere 3 trabzan ve bu şekilde devam edip sonda görüşelim ikinci beyaz sıramızı da örerek geldim en son yine başlangıç noktasındayım bir zincirimi çektim köşemize girelim 3 tane trabzanımızı örelim 1 2 ve 3 yine geçişimi Başını doluyorum. Zincir çekerek değil trabzanla geçiyorum. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Bir ve iki defa da alıyorum. Bir, iki zincirimi çekip hatta üç zincirimi çekip bırakıyorum. İki sıra beyazımızı ördük. Şöyle görelim. Bakın netleştirdim. Üzerlerindeki bölümlerimize geçmeye hazırız artık. Şuradaki görmüş olduğunuz bölümümüze geldik. Burayı da sizlerle birlikte örmeye başlayalım. Açık renk mavi ipimi alıyorum. Bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum. Şimdi köşemize 3 zincir çekip bırakmıştık. Dilerseniz aynı yerden de başlayabilirsiniz. Fakat ipler aynı yerde olması her zaman için e, örgü öğrenleri yormakta. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımızı o yüzden daha geriden başlayalım. Mesela ister şu köşeden başlayabilirsiniz isterseniz bu köşeden tabi buradan da başlayabilirsiniz ama aynı yerde başlangıç ve bitiş olmasından ben çok hoşlanmıyorum o yüzden şöyle geri geliyorum Bakın birinci köşede, köşe değil ikinci köşe tabi illaki şart değil istediğiniz köşelerinde başlayabilirsiniz. Önden giriyorum şu şekilde düğümümü attım giriyorum buraya sabitliyorum tam ortaya kendimi sabitledim. 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 çektiğim zincire tığımın başını bir defa doluyorum aynı yere girerek bir tane V oluşturuyorum bir tane rehim oluşturdum şimdi araya zincir çekmeden tığımı başını doluyorum aşağıdaki bakın üstteki trabzan değil alttaki yani birinci sıradaki beyazımın ikinci trabzanla buradan saydığımda bir diğer taraftan da saydığımda gerçi iki bakın ikincisine giriyorum bir tane trabzanım örüyorum iki tane zincir çekiyorum aynı yere bir daha batarak iki trabzanı örüp V'mi kuruyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki bakın hep alttaki sıradakinden işlem yapıyoruz. Ortadakine batıyorum. Bir trabzan, iki zincir, aynı yere bir tane daha trabzan. Araya zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Ortadakine batıyorum. Bir trabzan, iki zincir. Tekrar trabzanım örüyorum bakın şu şekilde alttakine örüyorum üsttekine dokunmuyorum şöyle üstünü öreceğiz daha sonra tığımın başını doluyorum ortadakine batıyorum köşemin bakın hemen ortadaki yanı başındakinin iki zincirimi çekip yeniden batıyorum ve tekrar tığımın başını doluyorum bu kez tam ortaya giriyorum bakınız ortaya köşeye girdim 2 tane zincir yeniden alttan girdim tığımın başını doluyorum köşemin diğer yanındaki trabzanıma giriyorum köşemizi 3 defa örüyoruz gördüğünüz gibi sağındaki solundaki ve ortasındaki şöyle görelim sağındaki ortadaki solundaki şöyle de bakabilirsiniz Köşeden başladım hemen yanındakini ördüm 5 zincirle başladım birer birer ördüm şimdi başlangıç yerimize kadar ilerleyelim ama şurada da herhangi bir işlem yapmayacağız bunu arkaya değil şöyle ön tarafta duracak buraya gelince yeniden görüşelim. Beyazımızla üst sıralarımızı örmeye devam edeceğiz o yüzden koparmadık tam bakınız altına geldim yanındakini ördüm şimdi hiçbir fark yapmadan aynı şekilde bakınız giriyorum. Orada kalıyor öreceğim ilmeği, iki tane de zincirimi çekiyorum. Yine aradan girip V'mi kuruyorum. Bakın bu burada duruyor. Tığımın başını doluyorum. Yine ikinciye giriyorum, iki zincirimi çekip batıyorum ve devam ediyorum aynı şekilde. Bakın burada hiç dokunmadık, aynı örgümüzü ilerlettik. 5'imin sonuna kadar örerek geldim. Köşelerimizde yanlarında ve ortasında üçer olarak aralarda ise her birisine birer V ördüm. En son köşemize geldik. Başlangıç noktasındaydık. Tam ortadan başlamıştık. Sol tarafına ördüm. Sağ tarafına da şimdi ördükten sonra geçişimi yapıyorum. 5 zincirimin üçüncüsüne batıyorum. Şöyle kaydırıyorum ve bir tane zincirimi çekip burayı bitiriyorum. Mavi rengimizi bıraktık. Bakın şu şekilde katımız oluştu şöyle alt kata ördük şimdi ipimiz buradaydı şöyle görelim 3 tane zincir çekmiştim bir tanesi açıldı yeniden çektim ve şimdi beyazımla örmeye başlıyorum beyazımla örerken hem mavimi örüyorum hem de beyazıma batıyorum buna dikkat edelim şimdi burada V'miz vardı şöyle alıyorum önce 3 zincirimizi buradan bir açalım zincirimizi özellikle çekip bırakalım ki ee, söküldüğünde Trabzanlarımızdan gitmesin 1 2 3 tane zinciri Arasına aldıktan sonra yeniledim Yanına iki tane Trabzanımı bakın mavimi Ve beyazımı her ikisini Aynı anda kavrayarak örüyorum Araya bir tane zincir çektim Şimdi tığımın başında doluyorum Bakın beyazımdan giriyorum Aynı zamanda da bakın Yani maviden giriyorum beyazdan da çıkıyorum Her ikisini alıyorum. Beyazım da sabitlenmiş oluyor. Araya bir tane zincir önden maviye giriyorum. Arkadan da beyazdan çıkıyorum. Buna dikkat edelim. Zaten tığımız yönünü buluyor ama ola ki el alışkanlığı henüz oturmadıysa kontrol etmekten hiçbir zarar gelmeyecek. Aksine çok faydasını göreceğiz ve bu şekilde sıramızı aynı köşelerimize çift örelim. Köşemi ördüm. Her iki rengimi de kavrayarak ilerledim. İpimin olduğu köşeme geldim. İpimi şöyle öne alıyorum. Kesinlikle arkaya almıyoruz. Tam köşemiz bakınız. Şurası tam orta. Yine giriyorum. Her ikisi de bakın zaten ortanın arasına da girdim. İpim önde olacak mavi ipim. Çünkü önden ördüğümüz için arkaya bunu atmayan en önemli bu örgümüzdeki püf noktamız burasıdır. İpimiz önde kalsın. Yine köşeyi örüyorum. 3 tane 2 zincir 3 trabzanım örüyorum ve bitiş noktasına kadar ilerliyorum motifimizdeki beyaz sıramızın sonuna kadar geldim yine trabzanımla geçişimi yapıyorum şöyle zincirimizi çekelim sökülmesi Evet şimdi mavimi bulunduğu noktaya yeniden geçiyorum Önde bakınız ipimiz bir tane zincirim sökülmeden duruyor. 2 3 4 5. 5 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Şöyle altından giriyorum. Araya bakın. 1 ve 2. İlk V'imi yaptım. Şimdi burada artık şuradan giriyoruz bakınız. Aralarından. Şuradan giriyorum ikinci sırada. 1 2 aynı yere batıyorum tığımın başını doluyorum yine beyaz kattan da alıyorum bakın beyaz katımı da alttan alıyorum mavinin bulunduğu yerden devam ettiriyorum şöyle arada 2 zincir tekrar aynı yer tığımın başını doluyorum şuraya bakınız alttaki beyazımı da alıyorum İki tane zincir, aynı yere giriyorum. Devam ediyorum. Bakın şimdi yine aynı. Bakın şuraya giriyorum, köşemin hemen yanındaki bölüme. Köşelerde de kafamız karışması. Önce yanlarına, sonra aradan tam ortasından bakın çıkıyorum iki zincirimi çektim yeniden aradan çıkıyorum bu tam köşeye has bakın sonra yine buradaki bölüme birer birer ilerliyorum köşemiz yine hem sağındaki hem solundaki ile birlikte üç defa örülüyor Evet köşemize kadar örerek geldim ilk 5 tane zincir çekmiş olduğum yere geliyorum bağlanıyorum bir tane zinciri çektikten sonra ipimizi buradan kesiyoruz iki sıra yeterli tekrar çeviriyorum buradan şöyle giriyorum sökülmesin diye ördüm. zincirimin ilkini şöyle alıyorum buraya geçiyorum 1 2 3 hem mavi rengimi hem de beyaz rengimi trabzanlarımla örüyorum 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan aralara da üçer trabzanımızı ve birer zincirlerimizi çekerek ilerliyorum. köşemi ördüm son olduğu için çift ördüm köşemi giriyorum Bakın V'lerin içine girince arkadaki beyazı da alıyorum zaten. 1 V'ye giriyorum. Arkadaki beyaz da örüldü. Sırayı tamamlayalım. Köşelerimizin tamamını örerek geldim. Arada da 1, 2, 3, 4, 5 tane teklimiz var. Şöyle arkasından da bakalım. Bakın gayet güzel. Şimdi en son bir tane zincirimi çekiyorum. Son olduğu için köşemizin her ikisini de örmüştüm. İlmeğimi kaydırıyorum ve buradan ipimi kesiyorum. Ve motifim de bu şekilde tamamlanmış oluyor. Şöyle içeriye de o, o ipimizi alacağız. Kesmiş olduğum ipimi. Diğer motiflerimize de bakalım. Bakınız diğer renklerdeki çalıştığım motiflerim. Kalan iplerimizle ya da sadece belirli ipler alarak bu güzellikleri örebilirsiniz. Evet. Bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.